Hocam yapılan resmi rakamlara göre özellikle de Amerika'daki araştırmalarda dünyada 2 milyara yakın obezite çağın hastalığı olarak ön plana çıkıyor. Kalp kanserde olduğu gibi. Dilerseniz öncesinde obezite nedir? Bununla başlayalım sizinle. Obezite çok geniş bir kavram aslında. Şimdi eski tarihi çağlarda aslında şişmanlık tamamen bir güç simgesiydi ama artık günümüzde öyle değil. Günümüzde artık yandaş hastalıklarla birlikte gelen ve sağlıksız bir durum. Evet. Bunun içinde tansiyonundan tutun, şeker hastalığına, erken ölümlere, işte gece uyku apnelerine, bunların hepsi aslında bir araya gelip obez hastaların uzun dönem yaşantılarına kısıtlayıcı, eklem ağrıları, hareketlerini kısıtlayıcı bir sürü silsile halinde evet. hastalık getiriyor. Obezite aslında normal bir insanın bir kilosu. Ortalama bir kilomuz vardır. Diyelim ki 1.70 boyunda bir erkek ve genelde kilosu 70-75'tir. Bu 85'e dönem dönem çıkabilir. Ondan sonra birazcık dikkat ettiği zaman bu iner. Buna biz şişman veya obez demiyoruz. Obez mesela 1.70 boyundaki bir erkeğin 130 kilo olması. Artık bu obezitedir. Buna aslında bir standart formülümüz var. Bu formül de şöyle. Evet. Bir boyumuzu metre cinsinden. Mesela ben 1.86 boyundayım. 1.86'yı 1.86 ile çarpıyoruz. Ve kilomuza bölüyoruz. Bu çıkan rakamlar eğer ki 20 ile 25 arasında ise normal. 25 ile 30 arası hani tombul, hafif böyle kilolu dediğimiz insan grubu. Ama 30'un üstü artık obez. 35'in üstü çıkarsa morbid obeziteye giriyor. Artık ondan sonra hastalıklarda yandaş olarak eklenmiş oluyor. 40'ın üstü ise süper obez diyoruz. Onların ciddi olarak tedaviye ihtiyacı var. Evet.